akşamlar canımcıklarım. Geçtiğimiz pazar öğretmenler günüydü. Fakat o gün öğretmenler günlerini gün edemediler anacığım. Özellikle de yurdun doğu kesimlerindeki öğretmenlerimiz araç gereçleri olmadığından yakındılar. Hatta vuruldular, öldüler. Maaş aldılar, az olduğunu gördüler. Maaşlarının naaşlarına kefen parası dahi olamayacağını öğrendiler. Bize bir harf öğretsin diye 40 yıl köle olmayı göze aldığımız öğretmenler hayatın zorluklarına alışmayı öğreniyorlar artık. Yani gününüz kutlu olsun sevgili öğretmenler. Sizlere de gününüzü gösterdiler ya. Neyse, ben daha fazla şikayet edip halime ağlamayayım. Programa güleyim bari. Önce iyi akşamlar, sonra paralar. Nasıl? Bu bir soygundur yani. Tabii de nedir yani? Paraları sökülün, yoksa kıyarım canınıza. Eyvah! Polis! Polis yok mu? Polis! Güldürmeyin beni. Polis çoluğun çocuğu peşinde. Sizinle uğraşamaz. Doğru söylüyorsunuz Bay Soyguncu. İmdat! Gazeteci yok mu? İmdat! Medya! Medya mı? Bu da nereden çıktı? Soyarken neler hissettiniz? Pişman mısınız? Bir daha yapar mısınız? Kimlerle bağlantınız var? Var mı yok mu? Polis mafya siyaset üçgenini tanıyor musunuz? Üçgenin iç açıları toplamı hipotenüsün karesine mi eşit? Üstüme gelmeyin lan. Medya mısınız desiniz. Ben milletvekili değilim. Adi suçluyum. Bundan sonra da soygun yapmayı düşünüyor musunuz? Arkanızdaki güç odakları kimler? Daha önce de soygun yapmış mıydınız? Soygun yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? Yeter be yeter. İnsanın yaşadığına pişman edersiniz. Ya hanım hay aklınla bin yaşa. Biliyorsun artık bütün kirli işleri medya ortaya çıkarıyor. Polisin yapamadığını yapıyor. Kolay gelsin başkomiserim. Cinayet masasına bir olay ihbarı getirdim. Şu karşı masa. Sağ olun başkomiserim. Başkomiser değil, başyazar. Pardon efendim. Bugün teröristlerle girdikleri çatışmada 3'ü gazeteci, 1 televizyon muhabiri olmak üzere 4 medya mensubu şehit oldu. Sivil medya mensubu... Görüyorsunuz değil mi efendim? Neler oldu? Yahu söyledim onlara. Fotoğraf makinenizde film azsa gafil avlanırsınız. Bekleyin, destek ekip gönderelim dedik be. Yazık oldu. Rahatsız ediyorum, bir uyuşturucu ihbarı aldık da. Narkotik muhabirlerine git. Peki. Amirim affedersiniz, bir uyuşturucu ihbarı aldık da. Deme ya. Gel konuşalım. Üstelik bu işin içinde bir de cinayet var efendim. İyi. Nereden öğrendin bunları? Bu akşam bir karı kocayı soymaya çalışan soyguncunun üzerinde eroin paketleri ele geçirdik. Bunu temin edebilmek için cinayet işlediğini, parayı bulmak için de soygunculuğa kalkıştığını söyledi. Adres var mı? Var efendim, burada. Buyurun. Hazırlanın çocuklar, baskına gidiyoruz. Mallar hazır mı? Hazır, hazır. Bu malın kalitesi acayip iyi. Bakayım. Bak. Oh. Güzel. Himmet hala gelmedi. Malları nasıl ulaştıracağız? Kolay kolay. Kıpırdamayın. Bu bir baskındır. Evet, kıpırdamayın. Fotoğrafınızı çekiyorum. Bu bir baskındır. Sizi bastık. Yarın da gazeteye basacağız. Eyvah, medya. Eller yukarı. Kıpırdamayın. Kıpırdarsanız zoom yaparım. Zoom yap lan. Tamam şef. Yahu ben sana dedim bu işe girmeyelim diye. Bu aralar medya çok sıkı, çok baskın yapıyorlar. Ne güzel polis gelirdi üstümüze, şimdi medya geliyor. Yahu senin cumhurbaşkanın bile medyaya gidin bu işlerin üstüne dedi sonuna kadar. Eskiden polis devletiydik, şimdi medya devleti olduk, iyi mi? Çok konuşmayın, yürüyün merkeze. Haber merkezine. Japon işi. Bunu yapan iki kişi. Hadi izleyin. Celal, Celal. Ben var ya, bak çok zor durumdayım. Vallahi senden yardım istiyorum. Neyin var oğlum? Anlat arkadaşına. Buluruz bir çaresini. Baba, atalarımız ne demiş? Dünyada mekan, ahirette iman. Yani atalarımıza katılıyorum. Yani bu mekansızlık adamı dinden imandan çıkarıyor ya. Ne mekanı arıyorsun sen? Çık bir caddeye, her taraf mekan. Hatta camekan. Bana zula bir mekan lazım. Yahu mekansızlıktan çalı dibine bile razıyım ama İstanbul'da çalı da yok ki. Aa haklısın. Yani yeşil büyük bir hızla yok oluyor. Ey Allah'ım ya. Tokacın halinden anlamaz tabii. Ben ne söylüyorum, sen ne söylüyorsun ya? Oğlum senin dilinin ucunda bir şey var ama
Sen ne istiyorsun bana, açık söyle. Anahtar. Ya bir akşamlığına şu senin evini versene bana. Vallahi evi dağıtmayız ya. Ulan turizm sektörü senin gibi adamlar yüzünden gelişmiyor. Niye bir otele gitmiyorsunuz? Ben de öyle yapacağım ama evlilik cüzdanı soruyorlar. Benim bundan cüzdanım yok. E hadi vereyim bari anahtarı. Yaşa be, öperim seni ben be. Hey öpeyim gel. Mwah. Ah, sağ ol. Sağ ol. Arkadaş hali ne olacak canım? Sağ ol, sağ ol. Dinliyorum. Ha, yalnız bak, eve sessiz girin, içeride gürültü yapmayın. Tamam. Kapı çalarsa... Açmayız. Açın. Açmamazlık olmaz. Açın. Açmazsanız dikkat çeker. Ne yapayım? Ben Celal'in en yakın arkadaşıyım dersin. Celal evde yok dersin, savarsın gider. Sağ ol arkadaşım benim. Bu iyiliğini nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Üzülme canım, günün birinde ödersin. Al anahtarı. Sağ ol. Hadi çok öpüyorum. Hadi güle güle, hayırlı işler. Eyvallah. Güle güle. İşte sevgilim, aşk yuvamız burası. Geç canım. Ama hayatım, burası daha çok bir kuş yuvası. Evet, iyi işte. Kuş yuvasında ötecek yavrum. Şöyle yatağa ilişelim. Sonra yerleşiriz. Dur, ah bardakları buraya koymuş. Şampanyamızı patlatırız. Sonra teybe bir de kaset koruruz. Ondan sonra mumu var mı acaba bu adamın? Romantik sevgilim benim. Mumu ne yapacaksın? Ben seni mum gibi yaparım. Yap beni, mum gibi yap. Yap beni canım. Bak kalbim nasıl atıyor. Görüyor musun? Kalbin dindon diye mi atıyor? Dindon? Ne din? O zaman kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Gideyim bakayım kapıyı çalan kimdir? Gelen kimdir bir göreyim. Sakın bir yere ayrılma. Hatta hafif hafif hazırlan. Merhaba beyefendi. Merhaba da Celal evde yok, güle güle. Güle güle de olmuyor beyefendi. Beyefendi olacak da siz giderseniz olacak. İsterseniz ben sizi meşgul etmeyeyim, siz gidin. Evin aidatını almadan şuradan şuraya gitmem. Yakıt parası 15 gün geciktirir mi bir adam? Ya niçin Celal'den almıyorsunuz bu parayı beyefendi? Celal'i bulsak alacağız ama ortada yok. Celal'i buluyoruz, parası olmuyor. Parası oluyor, Celal'i bulamıyoruz. Bütün apartman karar aldık. Parayı almadan şuradan şuraya bir adım atmam. Peki kaç para bu yakıt parası? 3,5. 3,5? 3,5. 3,5. 3,5. Amma yakıt parası. Ciğerim yaktı vallahi. 3,5? Evet, 3,5. 3,5. 3,5. 4. Bir daha geldim. Teşekkür ederim. Canım benim. Canım! Ya hayvan Celal. Evet, biz kaldığımız yerden devam edelim. Neyin var hayatım? Yok bir şey şekerim. Hadi uzanalım canım. Dur, kapı yine çaldı. Ben çarparım bu kapıya şimdi. Oo, merhaba Celal abicim. Ben merhaba Celal abicim değilim, en yakın arkadaşıyım. Fark etmez abicim. En yakın arkadaşı olarak siz de verseniz olur. Ya ne veriyoruz, niye veriyoruz? Sebep ne? 1 milyon abi, bakkal borcu. Niçin Celal'den almıyorsunuz be kardeşim ya? Vallahi ustam dedi ki, parayı almadan gelme dedi abi. Peki vermezsem ne olacak? Ne? Vallahi 3 dakikada bir kapının zilini çalarım abi. Esasında ben şimdi seni burada öldürürdüm ama vaktim yok. Neden diyeceksen bir işim var. Bir iş üstündeyim. Onun için al şu 1 milyonu. Çek git kapının zilinden. Teşekkür ederim Defa. Abicim. Canım. Yok bir şey, yok bir şey. Gel. Gelen kimdi sevgili? Bakalım çırağı. Döveyim diye yalvardı ama muhatap olmadım. Canım gel kollarıma. Yavrum. Evde yokuz ben. Bence kapıyı açsan daha iyi olacak. Dur yahu, dur yahu. Dur yahu. Ya ne oluyor olacaklı gibi vuruyorsun kapıyı dandan ya? Yahu tabii vururum, kapı benim değil mi? Tabii vururum. Kapı senin mi? Kapı da benim, zil de benim, ev de benim. Çekil önümden, gezeceğim evimi. Gezmeye değer bir şey yok beyefendi. Pek turistik sayılmaz. Bu ne rezalet? Rezalet değil beyefendi. Annem, eşim. Eşim Ayşen. Bir işimiz vardı.
Daha doğrusu Celal'le bir işimiz vardı da onu beklerken vakti boş geçirmeyelim diye geçirelim. Geçmesin diye günümüz. Bir ev böyle kullanılır mı? Kullanamadım ki. Tam kullanıyordum kapı çaldı. Tam hiç şey mi sürme elim. Bir ev böyle kullanılır mı diyorum. Kullanılır. Şu evin haline bakın. Şu duvarların rezaletine bakın. Şu pencerenin perişanlığına bakın. Şu halı fleksin haline bakın. Beyefendi bağırmayın. Bağırırım. Beyefendi bağırmayın. Bağırırım. Bağırmayın beyefendi. Bağırırım. Beyefendi kaç para için bağırıyorsunuz? 10 milyon lira. 10 milyon liranızı alın ve susun. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Kudret. O kadar kudretim var, 10 milyon verebilirim. Ama ben yine de Celal Bey'i beklemek zorundayım. Bu ayın kirasını vermedi de. Yok ya. Ah hayvan Celal. Evin kirası kaç para beyefendi? 30 milyon. 30 milyon? 30 milyon. Yapma Kudret. Yapacağım Aysel, kurtuluşun yok. Celal abi, borçlarını ödüyor musun diye duyduk ha? Doğru duymuşsun koçum. Sana olan borcumu da ödeyeceğim. Yalnız tahsilat evde yapılacak. Ne iş abi, muhasebeci mi tuttun? Bir nevi. Bizim bir arkadaş benim eve bir karı attı. Eve atılan karıdan da bizim bir karımız olsun değil mi? Anladım abi, yani arkadaştan alacağız parayı. Ya vermezse? Verir, verir. Sen Türk erkeğini bilmez misin aslanım? Ayrını kabardı mı gözü dünyayı görmez. Oyalanma git al. Sen de az değilsin Celal abi ha. Seni yerler, yerler, seni ham yapar bu zilliler. Haberlere bağlanıyoruz. Bağlan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Uluca Kukkadar Televizyonu Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Her şey öyle bozuldu ki sayın seyirciler, artık yerin 7 kat altına girsek bile kurtulamıyoruz. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Hayatım, misafir. Aman efendim, şeref verdiniz. Buyurun, buyurun. Yardım edeyim. Olmaz, olmaz. Bırak, çok ağır. Bırak. Desene gavur ölüsü gibi. Aşk olsun ya, gavur ölüsü olur mu? Babamın ölüsü ya. Namazında, niyazındaydı adamcağız ölünceye dek. Aman. Nereden bilsin adamcağız ayol torbanın içinde ne olduğunu? Doğru bakma Saffet'ciğim, işte boş bulundum birden. Saffet'ciğim, istersen amcayı bizim balkona çıkaralım. Orası serindir, püfür püfür. Manzarası da var. Bırak Ekrem kardeş, içi ısınsın adamın. Hayatı boyunca hep sobalı evlerde oturdu rahmetli. Vallahi. Aman oraya oturmayın. Ne oldu, niye oturmuyoruz? Annem orada yatıyor da. Çekyatın içinde mi? Evet, rahmetli sağlığında hep orada otururdu. Vasiyet etti, ölünce mecburen oraya koyduk. Siz şöyle geçin isterseniz. Ya, yok ya, şuraya inişiniz. Allah aşkına zaten kalkacağız ama biraz sonra. Ne olacak ki? Olur mu orası canım? Canım onlar yabancı mı? Nerede isterlerse orada rahat ederler. Peki. Nerede oğlan? En son 2 sene önce görmüştük. Nerelerde? Allah kabul etsin. Çekmecede. Buyur. Yaramazlık yaptığı için mi çekmeceye koydunuz? Aile kabristanı gibi olmuş Allah'ım. Yok, balkondan düştü. 3 sene geçti ama acısı hala içimizde. Yavrum. Seninki. Ne oldu yahu, arabana hırsız mı girdi? Hiç sorma, biz bir hata yaptık. Annem vefat ettiği zaman götürdük şuradaki mezarlığa gömdük. Gece gündüz başında beklemek de olmuyor. Alarm taktırdım, şimdi gönlüm rahat. Ama bu sefer de kedi köpek geçince çalıyor kardeşim. Bak gene. Koş. Televizyonu açtırayım mı? Haberleri dinler miyiz? Aç aç. Bakalım da biraz seyredip gidelim. Soğuk buzdolapları karlanmaz, buzlama yapmaz. Ölülerinizi ilk günkü tazeliğinde korun. Kapısı açık kaldığında sinyal sesi vermek suretiyle sizi uyarır. Yahu bu buzdolaplarından almak lazım. Taksit yaparlar mı acaba? 3 kapılılarıymış, aile boyu. Ölen yakınlarınızı karanlığa gömmeyin.
Şimdi onlar için çok daha emniyetli kasalar hazırladık. Çalınmaya karşı çifti emniyetli. Özel şifresini sizden başkası açamayacak. Yavrum ne yapıyorsunuz? Deli misiniz? Divane misiniz? Neden bu rahmetlilere bu kadar eziyet ediyorsunuz? Götürüp gömsenize. Yoksa mezarlar çok mu pahalı? Ah teyzeciğim, sizin haberiniz yok galiba. Son zamanlarda mezarlıklara dadandılar. İnsanların ölülerini çalıyorlar. Evet. Behbi Koç'un ölüsünü çaldılar. Geçen gün Erol Taş'ın kesilen bacağını kaçırdılar. Evet. Ne yapalım? Bu ülkede ölülerimizi bile artık böyle koruyoruz. Yani. Geçen hafta yayınlanan, kızını okutmak istemeyen babayla ilgili skecimizin çok istek alması, toplumun bu konuya olan duyarlılığını gösterdi sayın seyirciler. Biz de sizler için tekrar gösteriyoruz. Kapıya bakın! Ya kapıya baksana da! Kahvaltıyı çabuk hazırlayın, işe geç kalıyorum. Günaydın beyefendi, iyi günler. Günaydın, kusura bakmayın, dişlerim fırçalıyorum, ağzım köpüklü. Rica ederim, rahatınıza bakın. İşe erken çıkmışsınız bugün. Öyle. Müjde, çocuğunuz üniversite sınavını kazanmış. Benim çocuğum üniversite sınavını mı kazanmış? Evet. Ama imtihanlara girmedi ki. Girmediği halde bu kadar puan tutturmuş. Demek girseydi birinci olurdu. Buyurun. Hoşça kalın. Ne lan bu? He? Bu ne? Şekerim, yeşil zeytin yoktu. Siyah aldım. Bunu diyorum, bunu. Söyleyecektik sana. Öyle değil mi kızım? Evet ya. Ne söyleyecektiniz ya? Ne söyleyecektiniz ha? Ne söyleyecektiniz? Ne bu? Ne söyleyeceksiniz? Baba ne, lütfen. Ne? Ben okumak ne? İstiyorum. Ne? Kız ben sana bugün... Çekil ayağımda atma. Kız ben sana bugüne kadar bir tek fiske vurdum. Vurmadın. Hı? Baba beni okutmadınız. Bari Çiğdem'i okutun. Konuşma lan. Bir tek fiske vurdun mu? Cevap ver. Vurmadın ama okutmaman daha büyük darbe. Konuşma lan. Allah Allah. Ben ne dedim size? Benim evimde kimse fakülteye gitmeyecek demedim. Öyle söyledin ama Refikciğim, biraz anlayış göster. Kız heves ediyor. Ben de topa hevesliydim, futbola. Ama babam müsaade etmedi. Toplara vurma, ayakkabıları eskitiyorsun diyordu bana. Ama baba, geleceğim söz konusu. Allah Allah, Allah Allah. Sen kaçınıyorsun. Yok, sen kaçınıyorsun, dayak istiyorsun. Refik, lütfen. Ya ben bugüne kadar size... Fiske bile vurmadım. Bunu biliyoruz baba. Ama ne oldu? Tahsilim olmadığı için bir yere memur olarak bile giremedim. Ulan bana bak, sen şu yumruğu görüyor musun? Bak, şu yumruğu görüyor musun? Bugüne kadar yumruk, şu yumruk herhangi birinizin başına indi mi lan? Senin başına indi mi? He? Ama bu masaya inecek. İstemiyorum fakülteye gitmenizi. O kadar. Bu konu burada kapanmıştır. Giyineceğim ve işe gideceğim. O kadar. Ne inatçı adam. Anne ya. Hiç uğraşma Çiğdem. Babam beni okutmadığı gibi seni de okutmaz. Babamın dayağından korkmuyorum anne. Ben üniversiteye gideceğim. Baban sizi döver mi kızım? Yani mecbur kalmadıkça. Niye göndermiyorsun peki baba? Yahu kızım, oğlum. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Sizi dövmek zorunda kalırsam dayanamam buna. Dövmek zorunda mısın baba? Zorundayım. Yani okula giderseniz dövmek zorunda kalırım. Yani televizyonda seyretmiyor musunuz çocuğum? Onları da dövmeyin baba. Kıllığına mı dövüyoruz, kulluğuna dövüyoruz? Dövün diyorlar, dövüyoruz. Emir kuluyuz. Ve sizi sırtınızda job kırmak için büyütmedim. O kadar. Ağaç yaşken fazla eğilince, büyüyünce de işi yaş oluyor sayın seyirciler. Ülkede sahtekarlığın binlerce yolu olunca kötü yola düşmek de çok kolay oluyor. Bir dakika açılın, kalabalık etmeyin. Girmeyecekseniz açılın. Beyler, kalabalık etmeyin hadi. Ziya, Ziya çay getir. Hayır, hiç öyle diye. Baba. Met kızım. Baba, ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Bittim ben, mahvoldum. Lütfen ağlama baba, lütfen. Bana kaderimin bir oyunu bu.
Şimdi ben konu komşunun yüzüne nasıl bakacağım? Bu utançla nasıl yaşayacağım? Anan tuku, kardeşin takı hiç düşünmedin mi? Bütün suç bende mi baba? Beni bu yollara siz düşürdünüz. Aman Allah'ım, nasıl biz düşürdük kızın? Çocukluk, gençlik yıllarımı unutma baba. 22 Ağustos Perşembe 1956. Ah ulan alçak patron ah! İnsan bu zamanda işten çıkarılır mı be? Ulan kaç kere söyledim sana, çoluğum çocuğum var dedim be. Ne yapacağım ulan ben şimdi, nerede iş bulacağım? Bu melekte ne çabuk bitiyor ya. Hanım evde başka rakı var mı? Ne rakısı Tor? Kaç gündür evde ağzımıza atacak bir lokma ekmeğimiz bile yok. Kızım Met, bakkal zorta git bana bir rakı al gel. Parası baba? Babam parasını yarın verecekmiş dersin. Paramız yok ki, nasıl vereceksin yarın baba? Sana ne lan, sen git dediğimi yap. Ne o Met? Gene ne istiyorsun? Bakkal Zorta amca, babam bir şey rakı istedi, parasını yarın vereceğiz. Niye ama senin baban işsiz, nasıl verecek parayı yarın? Hadi gene senin hatırın için veriyorum ama para yarın gelmezse karışmam. Sağ ol. Beni çocukluğumda yalana siz alıştırdınız baba. Yarın vereceğiz, yarın vereceğiz dediniz. Hiç yarın olmadı hayatımızda. Kimsenin parasını ödeyemedik. Ama kızım, bu benim elimde olan bir şey değildi ki. Bu yola düşmek de benim elimde değildi baba. Sadece çocukluğunda olan bir takım şeyler için bu yola düşülür mü kızım? Sadece çocukluk olur mu baba? Büyüdüğümde, işe girdiğimde değişti mi kaderim? 15 Temmuz Pazartesi 1994. Mert Hanım, işe başladınız artık. Hayırlı olsun bakalım. Teşekkür ederim Zart Bey. Yani elimden geleni yapacağım, bu şirkete yararlı olmaya çalışacağım. Biliyorum, bu şirkete çok faydan olacağına eminim. Aslında ben bu işlerden pek anlamam ama. Eminim değil canım. Biz de anamızın karnından bu işleri biliyor olarak doğmadık değil mi? Zamanla öğreneceğinden eminim. Sağ olun efendim. Ne iyi adam. Bana cinsel tacizde de bulunmadı. Allah'ım sana şükürler olsun. Ah. 16 Temmuz Salı 1994. Bak Met. Buyurun efendim. Seni çok sevdim. Sağ olun. Daha çok çalışman için seni şirketime ortak yapıyorum. Ah, aman Allah'ım. Zart Bey, inanamıyorum. Daha yeni işe girdim, beni kendinize ortak ediyorsunuz. Size çok teşekkür ederim efendim. Önemli değil canım. Daha şevkle çalışarak teşekkür edersin. Sağ ol. Hatta seni şirketimin sahibi yapıyorum. Şirketin sahibi olarak şu evrakları imzala bakalım. Ay, ay Zart Bey, beni mahcup ediyorsunuz. Met kim? Benim buyurun. Seni tutukluyoruz. Yürü bakalım karakola. Aha, ben ne yaptım ki? Bu imzalar kimin? Benim. Ama imza atmak suç mu? İmza atmak suç değil. Ama o imzalarla piyasadan milyarlık mal alıp tüymek suç. Ama ben oturduğum yerden hiç kalkmadım ki. Zart Bey gelsin ondan konuşun. O Zart Bey dedin çoktan yurt dışına çıktı canım. Seni dolandırmışlar. Yürü bakalım karakola. Ama ben hiçbir şey yapmadım ki. Hiçbir şeyden haberim yok diyorum size. Kaderin oyunu bana bu baba. Ah benim garip yavrum. Demek orada da üç kağıda geldin. Geldim, geldim baba. Ama dolandırıla dolandırıla dolandırmayı öğrendim. Gene de buraya düşmeyecektin kızım. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Artık dönemem baba. Bana bir sürü imza attırdılar. İhaleler, sözleşmeler. Gel kızım, bu son şansın. Senin buraya düştüğünü, mecliste milletvekili olduğunu ben eşe dosta nasıl açıklarım? Benim için çok geç baba. Ben artık bu meclisin malıyım. Kızım, sen bu hükümete nasıl güven oyu verdin? Ekmek fiyatlarından haberin var mı? Gel kurtarayım seni bu bataktan. Hayır baba. Öyleyse bizden günah gitti. Sayın seyirciler, bugün mecliste korkunç bir olay yaşandı. Bir genç ablası meclise düştüğü için onu vurdu. Ne diyeceksin? Ablam kötü yola düşmüştü. Bütün arkadaşlarım seninle ablam meclise düşmüş diyerek benimle alay ediyorlardı. Namusumu kurtardım, pişman değilim. Dış kaynaklı bir haber izlediniz. Bazı ülkelerde milletvekilleri meclisin şerefini ayaklar altına alırlar. Tabii bizim ülkemizde böyle bir şey kesinlikle olmaz. Çünkü meclisinin şeref ve haysiyeti sarsılan bir toplum batmaya mahkumdur. Allah'tan bizim ülkemizde böyle bir durum söz konusu değil.
haberleri değişti sayın seyirciler. 2 ölü 5 yaralı gibi anonslara artık 3 çete 5 yolsuzluk gibi ifadeler de ekleniyor. En güzel hücreyi sana ayırdım. Havadar mı? Birazdan ama senin gönlün geniş, sığarsın oraya. Sonra hiç kesilmeyen suyu, bir de elektriği var. Demeyin. Dedim bile, pencereden bakıyorsun ağaç gözüküyor. Bayılırım ağaçlara. Bayılacaksın, dar ağacı. Al lan bunu. Yürü, yürü. Alo. Ne diyorsun? Yapma, inanılır gibi. Ne diyorsun ya? Allah Allah. Ne oldu amirim? Ya gene bir trafik kazası. Eyvah. Eyvah yine eyvah. Volkswagen'in birisi lanet olasıca bir kamyondan sıyrılayım derken duvara bindirmiş. Hemen olay yerine intikal edin. Basına duyurmayın. Benimle sık sık irtibata geçin, tamam mı? Başlayalım. Hadi koşun çabuk. Ya yardım edin de adamları çıkaralım oradan. Olmaz, polis gelsin kızım. Parmak izini delili belli yok ederiz de nemize lazım. İyi de adamlar göz göre göre ölsün mü yani? Polis geliyor. Hah. Ne ya? Gene mi kaza? Bugün kaçıncı kaza bu? Hayır bir şey. Kardeşim şöyle bir müsaade edin bakayım. Çekil, çekil, çekil. Müsaade edin. Açıl, açıl, müsaade edin. Aa, sıkışmış kafa. Şöyle yukarı doğru kanıtıp açalım. Ana! Bu yıllardır peşinde koştuğumuz mafyanın adamlarından biri değil mi? Vallahi o. Evet. Oyum. Ben oyum. Lanet olsun bu kazaya. İtiraf ediyorum, ben oyum. Merkez, merkez! Komiserim, arabadan aralanan bir adam çıktı. Lanet olsun, lanet olsun. Olsun amirim. Bu... Borsacı Kemal, kara para atlayıcısı. Komiserim! Ne? Borsacı Kemal komiserim. Allah'ım başlıyor, gene başlıyor. Ben ünlü gazeteci Refik Arı'yı öldürmekte maşa olarak kullanılan overlockçu kız Ayla. Mafya, borsa, overlockçu kız üçgeni amirim. Mardin Münih hattında Eray'ın kaçakçılığı yapan eski futbolcu Necat. Ne? Mafya, borsa, overlockçu kız, futbolcu dörtgeni mi? Yok, beşgeni amirim. Bir de iş adamı çıktı. Ne arıyorsa bunların içinde. Hayır, bir dakika. 6 gen oldular. Yok, 7. Hayır, 8. Amirim, burada çok garip şeyler oluyor. Ben sizi sonra ararım. Hayda. Alo, bana bak. Alo. Pık. Alo. Lan. Alo. Şahin'den Kartola, alo. Ya nedir bu trafik kazalarından çektiğimiz ya? Bu trafik kazalarını toptan yasaklamalı be. Son yıllarda işlenmiş faili meçhul cinayetlerin o meşhur faili benim. Fail Ferit abi, merhaba. Ha. Atatürk'e düzenlenen İzmir suikastının perde arkasında ben de vardım. Geçmiş gününe bineyim. Baltacı Mehmet Paşa Katerina'yı çadıra attığında baltasını bana emanet etti. Baltacı Mehmet Paşa'nın baltasını ben tuttum. Genç Osman'ın boğdurulması vakasında ben elebaşıydım. Rahmetli Devletli pek de genç idi. Günaha girdik, günaha. 20 milyon Yahudi'yi sabun yaptım, elimde kaldı. İntihar ettim, beceremedim. Şimdi de yeni bir deterjan geliştirdim. Haymatik! Kartal, cevap ver. Kartal, çocuğum! Arabadan inmeye devam ediyorlar amirim. Sezar'ın böğrünü öyle bir dürtmüşüm ki hançerime. Sen de mi Brutus? Evet, ne var? Beğenemedin mi? Pişman değilim. Cezam neyse çekerim arkadaş. Ben Lidyalıyım. İnsanoğluna en büyük kötülüğü biz yaptık. Parayı bulduk. Ama işin bu kadar çığırından çıkacağını nereden bilebilirdik? Marklar, dolarlar, çapraz kur, efektif alış satış. Hele şu repo yok mu? Neyse, daha fazla konuşturmam beni. Kendime uyuz oluyorum. Ne oluyor oğlum? Cevap versene. Bir dakika amirim. İtiraf ediyorum. Pamuk Prensesi ben öldürdüm. Tansu bu elmayı yiyecek. Arkasından ayvayı da yiyecek. Ayna, ayna. Söyle bana, benden güzeli var. Ben vatandaşım. En suçlu benim. Ne suç işlediğimi bilemiyorum ama mutlaka önemli bir suç işlemiş olacağım ki tarih boyunca yoksulluk cezası benim omuzlarıma yüklendi. Kartal, Kartal! Cevap ver Kartal! Amirim, amirim ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Kelimeler kifayetsiz. Anlatıver çocuğum, çatlatma adamı ya. Ne kazaymış be amirim? Yani birçok suç, suçlu, dil, tarih, coğrafya... Anlaşıldı, bir sürü karın ağrısı. Yapanın yanına kar kaldığını gören geliyor. Kapatın kapıyı. Kapat kapıyı, kapat, bitsin bu iş. Kapat, durma, kapat. Tamam kardeşim, tamam, kapatıyoruz. Hadi, hadi, hadi. Tamam, bitti, paydos. Of. Basın temiz toplum için bastırdıkça... hükümet de basını bastırmaya çalışıyor.
Yazmıyor, yazmıyor. Akşamı bunlar, yazmıyor, yazmıyor. Delikanlı, yazmıyor mu? Yazmıyor abi. Ne yazmıyor? Her şeyi yazmıyor abi. Ver bakayım ne yazmıyor. Buyur abi. Aa, hakikaten yazmıyor. Yazmıyor mu? Yazmıyor bak. Yazmıyor, yazmıyor. Aa, yazmıyor. Ne yazmıyor oğlum? Her şeyi yazmıyor abi. Ver milliyet. Vereyim abi, buyur milliyet. Neden milliyet alıyorsun? Hürriyet alsana, nasıl olsa ikisi de yazmıyor. Yıllardır milliyet alırım. Alışmışım bir kere. Ben bunun köşe yazısına hastayım. Bak ne güzel köşe yazısı. Gördün mü? Ne yemek var? Sade suya papara. Ne kadar para bıraktıysan o kadar yemek yaptım hayatım. Hükümet her şeyi susturdu. Bir de şu kadın milletini sustursa. Acele etme baba. Hükümet de hayıcılıklarına yeni başladı. Yakında onu da hallederler. Ne okumuyorsun Fevzi? Gazete okumuyorum. Görmüyor musun? Kız niye haber vermiyorsun? Ne? Haber saati gelmiş. Kalk aç şuna. Aç da ajansa bakalım. Bırak okumamayı da yemeğini ye. İyi akşamlar sayın seyirciler. Şimdi haber saati. Ne iyi. Kaza maza yok. Teröristler de bir şey yapmamış. Hayat pahalılığı yok, enflasyon yok. Yok oluyor. Ay ne iyi oldu şu sansür yasası. Hani bu tabakta çorba niye yok lan? Varmış gibi yap Fevzi. Gazeteyi okuyormuş gibi yapıyorsun. Televizyonu dinliyormuş gibi yapıyorsun da... çorbayı neden varmış gibi içmiyorsun? Yemezler değil mi? Yemezler. Bence bunu bizim milletimiz de yemez. Haber saatini izlediniz. Hoşçakalın. Günlerdir hiçbir kanala konuşmayan Sezen Aksu... olacak o kadara da konuşmadı. Bize bir açıklama yapar mısınız? Ben avukatıyım. Konuşmasına izin vermiyorum. Sezen Aksu'nun konuk olduğu haftanın konuğu programını haber sonrası kuşağımızda izleyebilirsiniz. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Oğlum, açsana şunun sesini. Tamam anne. Ay çok şekerli yapmışsın kahveyi. Aman sen de hiçbir şey beğenmezsin. Seni seviyorum Tahir. Ben de seni seviyorum Necla. Ama babam beni sana vermez ki. Biliyorum Necla. Ne yapacağız Tahir? Bilmiyorum Necla. Kaçır beni Tahir. Olur Necla. Komik mi? Komik tabii oğlum. Nasıl komik bunun? Şurada adam gibi ilanla aşk ediyoruz birbirimize. Yapma Tahir. Sen karışma. A benim salak oğlum. Madem seviyorsun kızı gidip istesene babasından. Siz filmi nerenizde seyrediyorsunuz Allah aşkına? Benim babam milyoner bir fabrikatör. Ne olmuş? Ne demek ne olmuş? Koskoca bir fabrikatör benim gibi bir memur parçasına kız verir mi? Sen nerede memursun bakayım? Devlet su işlerinde. Oo oğlum ben senin gibi memura kızımı değil karımı bile veririm. İlahi Cevdet. Tüş. Kızım. Sen su işlerinde çalışmanın ne demek olduğunu biliyor musun? Bir sene de senin babanın fabrikasını bile satın alır be. Çok espritüelsiniz. Nasıl olacak bu?
Çok basit. 2-3 tane iş adamından rüşvet alacaksın. Senin işinde de rüşvet öyle 3-5 kuruş olmaz. Çuvalla gelir bana, çuvalla. İlahi Cevdet bilir bilir. Olur mu ki? Aa, niye olmasın ayol? El alemin enayisi sen misin? Al oğlum al, çuvalla götür. Söyledikleri hiç mantıksız değil Tahir. Bir düşüneyim Necla. Gel bahçede beraber düşünelim Tahir. Ben Tahir'i seviyorum baba. Deli misin sen kızım? Sen kimsin? Tahir kim? Tahir kim? Sen kimsin? Tahir kim? Ben zengin bir fabrikatörün kızıyım. Tahir ise devlet su işlerinde bir memur. Aferin, bunu bildin. Bunu bildiğine göre Tahir'le evlenmenin imkansız olduğunu da bilirsin. Seviyorum baba. Ama davul bile dengi dengine kızım. Seni zengin bir fabrikatörün Paris'te okumuş yakışıklı oğluyla evlendireceğim. Ne oluyor be? Komik bir şey mi var? Bir şey olsa neyse kardeşim. Bu filmde her şey komik. Neresi komik bunun be? Haksız mıyım yani? Ben bir fabrikatörüm, oysa bir devlet memuru parçası. Ayol iyi ya işte, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Nasıl yani? Kimin tenceresi yuvarlanmış? Bak kardeşim, şimdi sen fabrikalarında klor üretirsin. Hem de kalitesiz bir şey yaparsın. Damadın da onu fahiş fiyatla belediyeye kakalar. Yaşa be Cevdet, hem sen kazanırsın hem damadın bu kazanır. Olur mu öyle şey canım? Olur olur, bal gibi olur. Biz bu filmi önceden görmüştük değil mi Cevdet? Tabii ki. Bak kardeşim, sen de görmüşsündür. Hatırla, ona göre yap. Şimdi sen klordan götürürsün, damat rüşvetten götürür. Kısa bir sürede trilyoner olur çıkarsın. Söyle baba. Ya ortaya çıkarsa Uğur Dündar yakamı bırakır mı sanıyorsun? Aman düşündüğün şeye bak. Siz de gider Amerika'da yaşarsınız ayol. Hakikaten yahu. Amerika, macera dolu Amerika. Hiç de fena fikir değil. Adı ne demiştin bu çocuğun yavrum? Tahir Pekmez baba. Tahir Pekmez. Hiç fena bir isim değil. İşler kötü gidiyor arkadaşlar. Bu esas olan bizim bütün işlerimizi bozuyor. Bütün ihaleleri kayınpederine veriyormuş. Bu işe bir çare bulmak lazım. Ne yapsak acaba? Anne salak, şunlara bak Cevdet. Ne oluyor hemşerim? Salaksınız lan siz. Niye? Aa, ayol ortada bu kadar mafya dolaşıyor. Veriverin birini, halletsin işi. Olur mu ki? Olur tabii. Yalnız dikkat edin. İşi verdiğiniz mafya devletle ilişkileri iyi olan bir mafya olsun. Sonra ne olacak? Ne olsun? Onlar devreye girecekler, paralar bölüşülecek. Bölüşülmezse adam vurulacak, ortalık karışacak. Bu arada siz paraları kapıp kendi bankanıza yatıracaksınız. Sonra bankayı batırıp paralarla Amerika'ya kaçacak, keyif süreceksiniz. Ne diyor bu ya? Bunlar ise... Siz de filmin içine ettiniz ama ha? Bu ne ya? Filmi berbat ettiniz. Bizim kötümüz bile sizin kötünüz yanında hiç kalır. Bırakın bu kötünü yiyeyim ayağını. Yaşanmaz bu filmde. Acayip karanlık tablolar çizdiniz. Siz bir filmde bile dayanamıyorsunuz bunlara. Biz yıllardır bu şekilde yaşıyoruz kardeş. Bizim hayatımızın gerçekleri yanında sizin filminizin hayalleri hava cıva kalır be. Değiştir oğlum şu kanalı. Adam gibi kanlı canlı bir reality show seyredelim. Değiştir. Geçim sıkıntısı içine giren aileler birbirlerine de girmeye başladılar. Ne bu suratın böyle? Sen dolabı indirirsen ben de çaydanlığı atarım. Sen ne diyorsun lan? Konuşma lan! Suratsız kere, konuşma! Sen kime suratsız dedin lan? Ne diyorsun? Ya anne baba yeter artık Allah aşkına ya!
Ne oldu oğlum, ne var? Devamlı kavga ediyorsunuz. Ara sıra da etmeyin ne olur. Biz kavga falan etmiyoruz. Evladım anan ileri geri konuştu diye ağzına iki tane çarptı bu kadar. Başka bir maksadımız yok yani burada ya. Ne diyorsun? Tabii yavrum. Biz hiç kavga eder miyiz canım çocuğum? Bakın bilirsiniz ikiniz de çok severim ama bıktım artık kavgalarınızdan. Bugün Figen'in annesiyle babası gelecekler. Kızıyla evlenecek olan gencin ailesini tanımak istiyorlarmış. Onların yanında da kavga ederseniz evliliğime engel olmuş olursunuz. Zaten böyle bir şey olursa çeker giderim bu evden, haberiniz olsun hayatım. O nasıl söz hayatım? Senin hayattaki mutluluğun bizim en büyük amacımız çocuğum. Öyle değil mi? Canım yavrum, sen iste senin için canımı vereyim. Bak ben nelere katlanıyorum, görüyor musun? Her şeyimiz senin için yavrum. Dedim ki oğlan evleniyor. Şöyle güzel beyaz bir yatak odası takımı alalım dedim. Ama senin bu gerizekalı baban tutturdu kahverengi olacak diye. Ulan yatak odası takımı zaten kahverengi olacaktı. Anam beyaz diye tutturdu, kavga oradan çıktı. Niye? Beyaz olacak. Kahverengi olacak. Beyaz olacak. Kahverengi olacak lan. Ben ne dersem o olacak. Ulan kahverengi diyorum. Lan. Ya yeter, durun Allah aşkına ne olur. Bırak. Bırakın da ona biz karar verelim. Siz kavga etmeyin yeter. Bakın Figen'in annesiyle babası geldiği zaman onların yanında da kavga eder işimi bozarsanız ölene kadar affetmem size, haberiniz olsun. Hep senin yüzünden. Oğlumuzun sevgisinden mahrum kalıyoruz. Senin aksiliğin yüzünden çocuk her gün bizden biraz daha kopuyor. Güleyim bari. Ayol senin gibi bir adamla yaşamak ne kadar zul geliyor bana biliyor musun? Yat kalk da seninle oturduğuma dua et. Çek git lan, seni burada zorla mı tutuyoruz? Kapı açık. Arkanı dön, çek git. Hop! Sen çık git! Lan senin babanın evi mi burası? Ayı! Ulan sen benim babama laf edecek adam mısın ulan? Git! Bırak! Lan bırak! Sürükle bana! Lan bırak diyorum! Sana Allah aşkına sana bırak! Çekil lan! Tahir Bey'le Zühre Hanım'ı aramıştık biz ama. Biz de size. Ah. Buyurun. Siz de Figen'in annesiyle babası olacaksınız. Buyurun buyurun. Evet. Biz sizi bekliyorduk. Ya. Buyurun. Buyurun efendim buyurun. Ah. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Zühre. Memnun oldum. Zühre, memnun oldum. Hoş geldin desene misafirlere. He? Hoş geldin desene misafirlere. Demeyeceğimi nereden biliyorsun lan? Bana cevap verme! Lan misafirden şımarıyorsun değil mi? Ondan mı? Ben sana git! Ah. 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 Karımın manyak olduğuna bakıp da korkmayın sakın. Oğlan hiç ona çekmemiştir. Yani oğlumdur diye söylüyorum. Huyunu suyunu benden aldı. Bu manyak sadece doğurdu. Tabii ben olmasam onu da yapamazdı ya. Çok şakacı bir ailesiniz. Ya, ya çok şakacıdır öküz. Şakacı öküz. Efendim, çocuklar birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Biz de aileler olarak bir tanışalım, görüşelim istedik. Değil mi hayatım? Ya, ya ne iyi ettiniz. Keşke evde bir tek ben olsaydım, beni tanırdınız. Boklumuz ortaya çıkmamış olurdu. Ay çok şakacıdır. Yalnız kocama kuru yemiş atmak yasaktır. Ne demek lan kuru yemiş? Ben maymun muyum lan? Ay canım çok tatlıdır. Efendim biz kızımızı elimizden geldiğince saygılı yetiştirdik. Evet, saygıda kusur etmez. Kendisi yok, Allah'ı var. Tam bir ev hanımefendisi olacağına eminim. Oh ne iyi. Ben de oğlumu kendi ellerimle yetiştirdim. Tabii insanın karısı manyak olunca hem baba oluyor hem ana. Ay pasta da getirmişsiniz, ne zahmet ettiniz. Rica ederim, ne zahmeti. Ay pek de güzelmiş. Değil mi hayatım? Ben size hemen bir çay yapayım. Zahmet olacak size. Çocuklar anlaşmışlar madem ki biz de aile arasında bir nişan yapalım diyorum. Evet, sonra da mütevazi bir düğün yaparız, küçük bir düğün salonu. Niye mütevazi olsun be? Ben oğlumu evlendiriyorum, niye mütevazi olsun? Şöyle geniş bir yerde olsun. Sen bana ne bağırıyorsun lan? Manyak, mütevazi olacak. Hayır! Sen...
Biz kalkalım artık. Haklısınız. Kızınızı vereceğiniz aileyi görmeye geldiniz ama karşınızda iki tane deli buldunuz. Artık bu evliliğe evet demezsiniz herhalde. Siz ne diyorsunuz ya? Bu evlilik olacak. Hem de en kısa zamanda olacak. Aa, sizden iyisini mi bulacağız? Nasıl yani? Yanisi şu. Biz sizin ailenizi çok samimi ve çok içten bulduk. Herkesin kendi menfaati için vatandaşın boğazını sıktığı bir zamanda siz sadece birbirinizin boğazını sıkabiliyorsunuz. Bugün artık kendi kendini yiyip bitirenler bu memlekette kalan son namuslu insanlar azizim. Sizden namuslusunu nereden bulacağız? Verdik gitti. Sezen'in en yeni klibini biz yayınlıyoruz. Hadi izleyin. Sayın seyirciler, bu akşamki konuğum Sezen Aksu, avukatı ve vokalistleri. Sezen Hanım, hiçbir yerde konuşmadınız. Bize bir açıklama yapar mısınız? Ben avukatıyım. Konuşmasına izin vermiyorum. Öyleyse neden geldiniz beyefendi? Açıklama yapmaya geldik. Açıklayın o zaman. Efendim, Sezen Hanım'ın hayatında eşinden başka bir tek canlı var. O da Haydar. Haydar mı? Evet efendim, Haydar. Sezen Hanım'ın köpeği. Getirin köpeği. İşte Haydar. Gel. Evet, böylece her şey aydınlandı, iyi oldu. Hadi bir de şarkı dinleyelim. Bittik o endam eda nedir öyle hey yavrum, kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık. Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde, komşunun kızı kampta, sporda, stepte, tersim kader satıp sattık malı mülkü, gizlisi saklısı kalmadı topumuz niyette. Sen bizim mahalleye geldin geleli canım, nedir öyle hey yavrum, kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattı. Çıtır çıtır kıtır kıtır çıtır çıtır. Hey seni yerler yerler, yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Beni özleyin anacığım. Bye. (Gülüyor)